Merhabalar arkadaşlar, Yara Yurtdışı Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet, eğitim danışmanlarından. Bugün sizlerle en çok merak edilen konulardan birisi olan Work and Travel'da iş seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunun üstüne konuşacağız. Şimdi iş seçerken ilk dikkat edilmesi gereken nokta öğrencinin hedefini belirlemesi. Yani Amerika'ya neden gidiyor? Şimdi kimi öğrenciler biliyorsunuz para kazanma odaklı gidiyorlar ki son yıllarda öğrencilerin %90'ı para kazanma odaklı gitmeye başladılar programa. Bu birazcık programa hedefinden şaşırtıyor. Tabii çok hoşumuza gitmeyen bir durum ama doların hali ortada. Hiç kimseye de maalesef bir şey diyemiyoruz bu konuda. Kimi öğrenciler hala eğlence amacıyla gidiyorlar. İzledikleri filmlerin etkisindeler. Kimi öğrenciler bu programda gittikleri yerde minimum oranda international ve Türk yoğunluğu istiyorlar. Kimi öğrenciler gittikleri bölgelerin büyük şehirlere yakın olmasını istiyorlar. Off günlerini daha dolu dolu geçirebilmek için. Şimdi bu istekler doğrultusunda ne tarz bölgeler seçmeliler? Bunları konuşacağız. Şimdi gelelim öncelikle para isteyen arkadaşlara. Para isteyen arkadaşlar nelere dikkat edecekler arkadaşlar? Öncelikle bir bunu anlatalım. Bir kere para deyince herkesin aklına garsonluk geliyor. Her ofisimize gelen arkadaşımız garson olmak, front desk olmak istiyor. Çünkü paranın sadece bunlardan geçtiğini düşünüyorlar. Ama maalesef arkadaşlar her istediğinizi yapamıyorsunuz. Mesela Utku da eminim Joker'i çekmek isterdi. Tabii. Ama çekemedi, kendisi bizim YouTube kanalımızda. Ama işinden memnun değil mi Utku? Tabii tabii, bol para kazanıyoruz. Evet. Bari bezi alsın. Ya inanılmaz para kazanıyoruz. İnanılmaz. Şimdi arkadaşlar, para kazanmak isteyen arkadaşlar gittikleri bölgelerde ilk olarak nelere dikkat etsinler? 1. Bence şahsi fikrim, para kazanmak için olabildiğince minimum oranda bir international öğrenci olması gerekiyor bölgede. Çünkü her diğer Work and Travel öğrencisi, unutmayın ki sizin rakibiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarınız, evet onlarla partiliyorsunuz ama ikinci işte ya da birinci işinizden saat isterken hepsi sizin birer rakibiniz, bunu unutmayacaksınız. O yüzden olabildiğince international öğrenci yoğunluğunun az olduğu bölgeleri tercih edin diyebilirim sizlere. Şimdi bu bölgeler peki nasıl bölgeler oluyorlar genellikle? Köy. Maalesef international öğrencinin az olduğu yerler köy oluyor arkadaşlar. Küçük yerler oluyorlar. Çünkü az öğrenci, az sosyalleşme, az eğlence ve çok paraya getiriyor arkadaşlar. Şimdi az international öğrenci gerçekten size az harcama yaptırıyor. Çünkü az partiliyorsunuz, az takılıyorsunuz ve bu sayede de daha fazla birikim yapma şansına sahip oluyorsunuz. Onun dışında ilk başta bahsettiğim gibi rakipleriniz azalıyor. Siz bir ikinci işe başvurduğunuzda başka alternatifleri ellerinde daha az oluyor ve sizi seçme opsiyonları daha fazla oluyor. Onun dışında birinci işinizden saat istediğinizde size saat verme şansı daha fazla oluyor. Çünkü elinde bir ikamesi yok bunu yapabilecek. O yüzden bu tarz bölgeleri öncelikle tercih edin. Yani şimdi bize gelen her öğrenci şunu diyor. İşte hem para kazanmak istiyorum, hem eğlenmek istiyorum. İşte en çok ben partileyeceğim, en çok ben kazanacağım. Aynı zamanda New York'a 15 dakika mesafede olup her gün George Clooney ile metroya bineceğim. Böyle bir şey yok tabii ki de arkadaşlar. Bunu önceki videolarımda da bu alaycı şekilde size söylemiştim. O yüzden lütfen bu kıstasa dikkat ederek seçimlerinizi yapın. Onun dışında para kazanmak isteyen arkadaşlar şunu unutmasınlar ki çok çalışmaları gerekecek. Yani fiziksel olarak çok yorulacaklar. O yüzden iyi bir iş kondisyonuyla Amerika'ya gitsinler. Kendilerine bunu hazırlasınlar. Şimdi Amerika'da saatlik ücret sistemi olduğu için sizi çalıştırdıkları her saatte gerçekten iş yerinde verimli olmanızı istiyor sizin işverenler. O yüzden bunu da göze alın. Yani bugün işte o diğer YouTube kanallarında çok da ünlü arkadaşlar var YouTube'da. Utku, bilmiyorum fark ettin mi onları, hani Work and Travel öğrenciler arasında. Benim çekmediğim ünlüler var. Evet, seni çekmedi. Senin çektiği tek ünlü benim zaten. Aynen. Şimdi bu arkadaşlar hep şeyi anlatıyorlar işte. 20 bin dolarla döndüm, 15 bin dolarla döndüm, nasıl Tesla aldım vesaire gibi videolar var. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşlar hep parayı ne kadar kazandıkları üzerinde duruyorlar ya da o parayla ne elde ettiklerini anlatıyorlar size. Ama işin background'ını bence tahmin edebiliyorsunuz. Elde bir tuvalet fırçası, 16 saat boyunca tuvalet temizleme ya da elde bir bulaşık fırçasıyla bulaşık yıkama halindeler. O yüzden bunu yapacağınızı unutmadan gideceksiniz. Günde yaklaşık 13, 14, 15 saat sizin çalışmanız lazım ki o hayal ettiğiniz 10K paralara ulaşabilin. 10K terimi de
Evet, herkes biliyordur onu diye düşünüyorum zaten. Şimdi gelelim arkadaşlar, para kazanmak isteyen arkadaşlar hangi bölgeleri tercih edebilirler Amerika'ya baktığımızda. Şimdi ben bunu eyalet eyalet ayırmaya da karşıyım. Çünkü bence her eyalette hem para kazanılacak bölgeler var hem de işte eğlenilecek bölgeler var diyebilirim. Bunun en bariz örneğini örneğin Wisconsin eyaleti üzerinden verebiliriz size. Mesela Wisconsin Dells şehri ki en yoğun work and travel öğrencilerinin bulunduğu şehirlerden birisidir. Biz de çok fazla öğrenci göndeririz oraya. Çok eğlenceli, çok sosyal, güzel bir bölgedir. Ama Wisconsin Dells bir öğrenciye çok fazla para kazanmayı vaat edemiyor. Yani bunu yapanlar evet var Wisconsin Dells'te ama bu bir temel amaç değil. Ama aynı eyalette, Wisconsin eyaletinde Dells'in birazcık kuzeyine çıktığımızda Allison Bay, Sister Bay gibi daha çok eğlence turizminden çok doğa turizm bölgeleri var. Böyle birazcık daha yaşlı Amerikalıların gittiği ömürlerini uzatmak için daha geç, daha fazla yaşayabilmek için seyahat ettiği noktalar var. Kaplıcaları. Aynen, kaplıcaları. İşte oralarda daha çok para kazanıyorsunuz. Çünkü o bölgeler daha az international öğrenci barındırıyor. Sosyalliği daha kısıtlı. O yüzden iyi paralar kazanabiliyorlar. Bunun bizde örnekleri de var. İsterseniz bize ulaşın, sizi o çocuklarla da konuşturalım arkadaşlar. Yani eyalet eyalete ayırmak yanlış oluyor. O yüzden burada bakacağınız şey bölgenin alternatifi. Yani öğrenci yoğunluğu nedir? İşte işveren kaç saat vaat ediyor? İkinci iş için bir alternatif var mıdır? Bunların üstünde yoğunlaşacaksınız. Benim sizlere tavsiyem, banko para kazanılacak bölge hani seçeneği neresidir derseniz, eyalet bazında bakarsak Montana, Colorado, Wyoming. Ya bunlara gidip de çok para kazanmadan dönen öğrenci olmuyor ama tekrar belirtiyorum, diğer eyaletlerde de çok güzel paralar kazanma şansınız var. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim eğlence isteyen arkadaşlara ki artık bunları bulmak çok zor. Hiç kimse eğlenmek istemiyor. Keşke bulsak ve yollasak. Şimdi eğlence isteyen arkadaşlar ne tarz bölgelere gitmeliler? Kesinlikle eğlence isteyen arkadaşlar international öğrenci yoğunluğunun olduğu bölgeleri seçsinler. Konaklamalarda diğer uluslararası öğrencilerle beraber kalacakları yerleri seçsinler. Çünkü öğrenci eğlenceyi doğuruyor arkadaşlar gittiğiniz bölgelerde. Bunu unutmayın. Yani kimle partileyeceksin? Yani Amerika'daki 45 yaşındaki Meksikalı menajerinizle partilemeyeceksiniz. Birbirimizi kandırmayalım. Diğer international öğrencilerle partileyeceksiniz. Onlarla eğleneceksiniz. O yüzden de eğlence isteyen arkadaşların ilk dikkat etmesi gereken noktanın bu olmasını ben tavsiye ediyorum. Onun dışında az önce belirttiğim gibi eğlence odaklı bölgeler seçilebilir. Wisconsin Dells, onu belirtmiştim az önce. Onun dışında Virginia Beach, Ocean City, Atlantic City ya da Texas taraflarında Galveston Island. Buralar iyi international öğrenci bulundurur. Sınırsız parti vaat eder size. Özellikle eğlence isteyen arkadaşlar bu bölgelere yoğunlaşabilirler. Şimdi gelelim Türk yoğunluğunun düşük olmasını isteyen arkadaşlar ne tarz bölgelere gidecekler? Aslında bu birazcık ilk anlattığımız para kazanma bölgelerine benzer bölgeler olacak sizler için arkadaşlar. Türk yoğunluğunun az olduğu bölgeler birazcık daha dağlık bölgeler oluyor arkadaşlar. Çünkü Türk yoğunluğu işte eğlenceli bölgelerde var, böyle daha çok işte su parkları, eğlence parkları, işte ne bileyim büyük otellerin bulunduğu noktalar Türk yoğunluğunun olduğu yerler oluyor. Bu tarz bölgelerde arkadaşlar işte çok eğlenirsiniz az önce söylediğim gibi. Mesela ben kendi work and travel'ımı 2 yıl o tarz bir bölgede yapmıştım. Çok eğlendim, sınırsız eğlendim. Hani sizlerin de gitmesini tavsiye ederim. Amerika'yı sonuna kadar yaşarsınız. Evet, Türk yoğunluğu kimi zaman sizi rahatsız edebilir ama unutmayın bu sizin elinizde olan bir şey. Yani orada Türk yoğunluğu varsa bilin ki yabancı öğrenci yoğunluğu da var. Çünkü bölgelere göre öğrenci dağılımı birazcık oran orantı şeklinde belirleniyor. Yani eğer bir yerde çok fazla Türk varsa çok fazla work and travel öğrencisi var demektir. Sizin dışınızda başka milletleri de rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Kamp alanları bunlar için çok uygundur, az Türk olması için. Bu konuda arkadaşlar bir dipnot vereyim size. Camp USA diye bir program var. Özellikle hiçbir Türk'le bir arada olmak istemiyorum diyen arkadaşlar buradan Camp USA'ya ulaşabilirler. Bizleri arayabilirler arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar pozisyon odaklı bu programa yaklaşan arkadaşlar da bize gelen kimi arkadaşlar işte ben sadece garson olmak istiyorum, işte sadece lifeguard olmak istiyorum ya da işte sadece housekeeper olmak istiyorum gibi hedeflerle geliyorlar. Şimdi öncelikli olarak bu arkadaşlar neden bu pozisyonları istiyorlar, bir bunları bilmeleri gerekiyor. Şimdi biz genelde bu programda çok pozisyon bazlı gitmeyi önermiyoruz.
Çünkü yani sen garson olmak istiyorsundur ama hareketli bir bölge isterse. Şimdi o hareketli bölgede garsonluk pozisyonu yoktur. Tutup dağın başında seni garson yaparlar. Ne kadar verim alırsın programdan tartışılır açıkçası. O yüzden bizim tavsiyemiz genelde bir hedefinizi belirleyin. Programda nasıl bir bölgede olmak istediğinizi belirleyin. O doğrultuda biz pozisyon alternatiflerini yönlendirelim size diyoruz. Hani muhtemelen diğer arkadaşlarımız da böyle yapıyorlardır bu işte. Ama kimi öğrenciler ısrarcı olabiliyorlar. Mesela can kurtaranlık konusunda ısrarcı olan arkadaşlar olabiliyor. Benim onlara tavsiyem büyük su parklarında çalışmalarından yana olur. Çünkü büyük su parklarında eğlenceli bir ortam olur, sosyal bir ortam olur. Kalabalık bir ekiple çalışırlar ve zevk alırlar. Garson olmak isteyen arkadaşlar var. Evet, garsonluk genelde isteyenlere para olduğu için işin ucunda istiyorlar, biliyoruz. Ama kimi bölgelerde öyle housekeeper'lık pozisyonları sunulur ki garsonlardan daha fazla para kazanma şansları bile olabilir. Bu tamamen bölgeye dayalı bir şeydir. O yüzden pozisyon isterken ne amaçla istediğinize dikkat edin. Bir de pozisyonda özellikle işte garsonluk, resepsiyonistlik, az önce de söylediğim gibi isteyen arkadaşların nedenleri İngilizce gelişimi oluyor. Ben hep şunu söylüyorum, programda İngilizceyi iş yerinde değil sosyal hayatta öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani hep şu örneği de veriyorum öğrencilere, yani siz Türkiye'de gittiğiniz bir restoranda bir garsonla ne kadar sohbet ediyorsun? Utku, sen ne kadar sohbet ediyorsun mesela bir garsonla? Çay alabilir miyim? Çay nereden geliyor? Hesap, koçum hesap. Aynen ya, muhtemelen sizin başınıza gelecek şey de şu olacak. İşte sipariş alacaksınız. Farklı bir ülkeden olduğunuzu anlayacaklar. Siz nerelisiniz diye soracaklar. İşte ben Türk'üm diyeceksiniz. Aa, ben İstanbul'u biliyorum diyecek. Sonra sen diyeceksin ama ben Aksaraylıyım falan. Muhabbet bitecek yani. Yani o yüzden çok odaklanmayın. İşte garson olayım, resepsiyon olayım, İngilizcem döndüğümde Shakespeare'e dönüşecek zannetmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi sosyal hayatta, iş dışı zamanda arkadaş edinin, sosyalleşin, dışarı çıkın, insanları yakasından tutun, konuşmaya çalışın, daha çok İngilizce geliştirirsiniz. İlla garson olmanıza gerek yok yani. Şimdi arkadaşlar, son olarak turizm öğrencileri için ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Turizm öğrencileri bu programda genelde otel işlerini tercih etsinler ya da gastronomi, mutfak okuyan arkadaşlar mutfak bölümlerini tercih etsinler. Çünkü Work and Travel dahilinde çalıştığınız işletmede staj yapma şansına sahip olursunuz arkadaşlar. Benim tavsiyem muhakkak turizmci arkadaşlar, dediğim gibi mutfak, otel, buralara gidin. Aynı zamanda Türkiye'ye döndüğünüzde CV'nize ekleyecek bir işiniz olur. Turizm okuyan bir öğrenci işte ben şu otelde çalıştım diye CV'sini ekler, staj dosyasını doldurtur ve oldukça da karizma görünür ilerideki iş görüşmelerinde. Bu da benim sizlere naçizane tavsiyemdir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Aklınıza takılan eminim birçok soru vardır. Aşağıdaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kanalımıza zaten abone oluyorsunuz diye düşünüyorum, değil mi Utku? Aynen, 3000 barajın aşağıda. Bunun için ekstra bir şey söylememe gerek yok. Aynı zamanda diğer sosyal medya hesaplarımızı da buralarda bulacaksınız. Oralardan da bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi ki izlediniz, iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Olmadı. Ne olmadı lan? Evet, kayıttayız Mehmet Bey. All right.